Başkent Postası TV'nin kıymetli izleyicileri, kanalımızın, gazetemizin değerli okuyucuları, takipçileri, Ankara stüdyolarımızda özel bir konukla beraberiz. Öncelikle İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den Allah rahmet eylesin diyorum. Ve sağlığına kavuşmak isteyen, halen enkazda olan vatandaşlarımıza da hastanede olanlara şifalar diliyorum. Aynı zamanda bir de sistemim var. Sosyal medyada çok çirkince, çok çirkin ifadelerle Hadsizce, kalleşçe, haince bu şekli bile reklam amaçlı, ideolojik amaçlı, sosyolojik amaçlı, siyasi amaçlı kullanmaya çalışanlar var. Bunlara da diyorum ki bugün kurtarılan yavrumuzu, o kurtaran kişinin elini tutması size bir mesaj olsun. O fotoğrafa bakarak belki utanırsınız. Bu kalleşliğiniz, bu hadsizliğiniz, buradan bile bir şeyler yapmaya çalışmanız yükselen Türkiye'mizde. Bu yaptığınızda hainlik diyorum, başka bir şey diyemiyorum. O fotoğrafa bakıp utanın diyorum. Evet efendim bugün değerli bir konuğum var bu kadar giriyorum konuma karşı nezaketen çok söylenecek laf var ama o küçük yavrumuzun 3-3,5 yaşındaki yavrumuzun fotoğrafına bakıp utanın oradaki baş parmağınız tutuyor fazla bir şey söylemek istemiyorum konuğumuza karşı nezaketen. Tamamen katılıyorum ben de. İzmir'deki e, yaşanan deprem tabii ki yürekten hepimizi sarstı. Çünkü hepimiz tek yüreğiz. Dolayısıyla şu an yüreklerimiz e, İzmir'de. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara sabrı cemil ihsan eylesin. Hastalarımıza eğer enkaz altında olanlar varsa onlara da acilen ve acilen affe afiyetlerini ikram eylesin. Tez zamanda ülkemizden yaşadığımız bütün sıkıntıların kalkması duasıyla diyerek sizin sözlerinizi tasdik etmiş olalım. Sayın Hülya Zen, motivasyon konuşmacısı, ilahiyatçı bir hanımefendiyle beraberiz. Hülya Hanım'ın yaptığı işleri tanıyacağız, kendisini tanıyacağız, yaptığı işleri tanıyacağız. Neler yapıyor? Türkiye genelinde motivasyonla ilgili eğitimleri var, seminerlere katılıyor. Farklı dallarda farklı metotlar uyguluyorlar. Efendim Hülya Zan, hanımefendi stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İlahiyatçı bir hanımefendiyi bugün ağırlamak hakikaten benim için de güzel bir duygu. Teşekkür ederim. Yaptığınız güzel işler var Hülya. Hanım. Elhamdülillah. Türkiye genelinde de çalışıyorsunuz. Hı -hı. Biraz sizi tanıyalım. Akabinde de yaptığınız işlerle alakalı da bilgi alalım istiyorum. Tabii ki. Ee, i̇smim Hülya Zan sizin dediğiniz gibi. İlahiyatçıyım, din dersi öğretmeniyim. Bunun yanı sıra da dediğiniz gibi motivasyon konuşmacısıyım. Bilinçaltı eğitimlerimiz var. Bunun dışında da sosyal hizmetler de okuyorum aynı zamanda. Çünkü hangi alanda nasıl faydalı olabilirim derdinde olduğum için her alanda hizmet etmek için mutlaka eğitime de ihtiyaç var. Bu açıdan kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Biraz yaptığınız işlerden bahsederseniz memnun oluruz. Tabii ki. Öncelikle yaptığım işlerden bahsetmeden önce neden bu alanda olduğumdan ben bahsetmek Tabii istiyorum. Çünkü e, dediğiniz gibi hem motivasyon konuşmacısıyım hem ilahiyatçıyım. Birçok kimlik var. Neden böyle bir alanı el attığımı ben öncelikle ifade etmek istiyorum. Bundan yaklaşık 15-20 sene önce olan bir olay bu. Sürekli kendimi bana yol gösterecek birini aradım. Hem dünya hayatı için hem ahiret hayatı için. Her iki hayat içinde bana lider olacak birini arardım. Ama bir türlü denk gelmedim. Bir gün öğlen namazını kılıyorum, radyo içeride açık. O sırada içeride bir konuşmacı şunu söyledi. Neden dedi birini arıyorsunuz? Aranılan kişi siz olsanıza. Bunu duyduktan sonra tabiri caizse bir aydınlanma yaşadım o sırada. O gün karar verdim. Evet dedim aranılan kişi ben olmalıyım. Kaç yıl önce? 20 yıl önce yaklaşık. Ondan sonra ilk olarak e, hani insanların manevi hayatına dokunma yönünde eğitimlere başladım. Önce bu alanda kendimi eğittim. Bu alanda e, ilerlemeye başladım. Fakat sonrasında baktım ki sadece manevi alanda insanlara yardımcı olmak yetmiyor. Farklı alanlarda lazım. Neden? Çünkü insanlar sadece e, ahiret hayatı için yaşamıyorlar aynı zamanda dünya hayatı içinde yaşıyoruz öyle değil mi? O yüzden de dedim acaba insanlara dünyada nasıl yardımcı olabilirim? Burada nasıl onlara faydam dokunur? Onların hayatlarına nasıl güzel dokunuşlarda bulunabilirim? Bunun gayesine girdim. Sonra işte vesilelerle ilk olarak yaşam koçluğu eğitimimi aldım Adnan Menderes Üniversitesi'nden. Sonrasında baktık ki sadece yaşam koçluğuyla olmayacak bu iş. Access Bars eğitimini aldım. Yine yetmedi Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimini aldım. E, o da yetmedi inner speak ruh e, bilimi adı altında bir eğitim aldım. E, derken sonra tekrar sosyal hizmetler okumaya başladım. Neden? Çünkü insanların gerçekten bazen desteğe ihtiyaçları oluyor. Bu alanda da yardımcı olmak istedim. Güzel dokunuşlarda bulunmak istedim. Bu alanda da ilerlemeye başladım dolayısıyla. Önemli birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Aynen. motivasyonumuz bir Covid süreci var. Arkadan işte depremler, sosyal olaylar, insanların motivasyona ihtiyacı var. Biraz e, Akses Bar dediniz, Refil dediniz. Bunları açarak gitmek istiyorum. Akses bar Bar'dan ki. başlayalım. Akses Bar'dan başlayalım. Akses Bar aslında şuradan başlayalım. Önce ben bir e, hadisle olayı aydınlatmak istiyorum. Neden bu tarz alanlara meylettik? Şimdi Peygamber ve Vesselam buyuruyor, diyor ki, her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonradan annesi, babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar diye bir hadis-i şerif var. Bundan ne anlıyoruz? Her doğan Allah tarafından muazzam kabiliyetlerle, muazzam kodlamalarla yaratılmış. Bu kodlamalar hem dünya hayatı için hem de ahiret hayatı için bizlere lazım. Yani insan gibi yaşamak için bize lazım tabiri caizse. Fakat böyle doğmamıza rağmen anne ve babalarımızdan gelen e, olumsuz kodlamalar. Hatta biz buna atalardan geleni de ekliyoruz. Karma sistem diyoruz bu alanlarda. Atalardan gelen kodlamalar, anne babadan gelen olumsuz kodlamalar, 0-6 yaş döneminde gelen kodlamalar haliyle İslam fıtratıyla doğmamıza rağmen ne oluyor? Bize verilen olumsuz kodlamalarla hayata karşı negatif bir bakış açısı kazanıyoruz. Evet. O zaman da ne oluyor? Gerçekten bizi hayattan soğutan, yaşamaktan zevk almayan, işte tükenmişliğin nirvanası, nirvanasını yaşatabilecek pozisyonlara düşebiliyoruz. Bu da ne yapıyor kişide? Haliyle bir sendrom yaşatıyor. Bizde ne diyoruz? Arkadaşlar madem böyle bir hal yaşıyorsunuz ne yapabiliriz bununla ilgili? Sizin bu olumsuz kodlamalarınızı ortadan kaldırmak için size yardımcı olabiliriz. Sadece yardımcıyız. Sadece vesileyiz. Neden? Çünkü tesir hakiki Allah'tır. Hani o yüzden şöyle söylüyoruz sürekli. Tedbir bizden takdir Allah'tan. İşte hemen o sisteme gelin. Access Bars nedir? Access Bars kafamızda bulunan 32 tane e, istasyon, Bars istasyon manasında 32 tane istasyona dokunularak oradaki olumsuz kodlamaların ortadan kaldırılmasına yönelik bir sistem. Hani baştaki hadisle birleştirelim bunu. Cenab-ı Hak işte o kodlamaları zaten bize yerleştirmişti ya. Akses varsa ne yapıyoruz? O kodlamaların aktive olmasına vesile oluyoruz. Olumsuz olanların ortadan kalkmasına vesile oluyoruz. E dolayısıyla da ne oluyor? Olumlu olan kodlamalar ortaya çıktığı zaman da kişi kendini keşfetmeye başlıyor. Refik Korkmaz bilinçaltı eğitimlerinden ve uygulamalarından da bahsedeyim. Bu da tamamen kişinin bilinçaltına yönelik sembol diliyle yapılan çalışmalar. Burada da kişinin yine o bahsettiğimiz kodlamaları ile alakalı çalışmalar yapılıyor. Kısacası yaptığımız bütün enerji çalışmaları kişinin bilinç altındaki olumsuz kodlamaların ortadan kalkmasına yönelik çalışmalardır. Tabi buraya girmişken başka konulara da değinmek gerekecek. Neden bilinçaltı? Çünkü bilinçaltı kişinin hayatının neredeyse %95 hatta %98 olduğu da söyleniyor. Bu oranda otomatik pilot gibi kişi idare eden bir bölüm. İki kişi ne yapıyor? Bilinç kodlanan e, olumlu ve olumsuz kodlamalarla hareket ediyor ki yüzde 98'imizde de olumsuz kodlamalar var. Neden? Çünkü standart bir yaşama paketiyle doğuyoruz biz. Ne demek bu? İşte neyden üzüleceğiz, neye sevineceğiz, nerede mutlu olacağız, nereden nefret edeceğiz, öfkelendiğimiz zaman nasıl tepki vermemiz lazım, hangi olayda nasıl davranmamız lazım bütün bunları annemizden, babamızdan veya da genler yoluyla atalarımızdan ya da 0-6 yaş dönemindeki çocukluğumuzda alıyoruz bu kodlamaları. Bazen soruluyor atalardan nasıl gelir diye. Güzel bir burada atasözümüz var. Nedir? Dedesi koruk yemiş, torununun dişi kamaşmış derler. Öyle değil mi? İşte aynen bu şekilde genler yoluyla gelen kodlamalar da var. O yüzden de kişi ne yapıyor? Doğar doğmaz İslam fıtratıyla, İslam kodlamasıyla doğmasına rağmen ne oluyor? Ailesinden, atalarından ve çevresinden aldığı olumsuz kodlamalarla hareket etmeyi öğrenmeye başlıyor. Dolayısıyla da bilinçaltı bu şekilde hareket ediyor. Ve bizim bu yaptığımız sistemlerle tabii ki bir iznillah diyoruz her zaman. Biz sadece vesileyiz. Allah'tır tesiri gösteren. Ne yapıyoruz bu çalışmalarla? İşte bu olumsuz kodlamaların ortadan kalkmasına vesile oluyoruz. Kişinin olumsuz kodlamaları ortadan kalktığı zaman da ne oluyor? Kişi kendini keşfediyor. Kişi kendini sevmeye başlıyor. Tanımaya başlıyor. Kendine değer vermeye başlıyor. Kendine saygı göstermeye başlıyor en önemlisi kişi düşüncelerini güzelleştiriyor. Çünkü burada en önemli olay düşüncelerin güzelleşmesi. Olaylara karşı hangi açıdan nasıl bakacağını bilmesi çok önemli insanların. Mesela halk, halk arasında bir tabir vardır. Korktuğum başıma geldi. Ya da biraz fazla güleriz, eyvah ağlayacağız. Biraz mutlu oluruz, mutlaka başımıza kötü bir iş gelecek. Ya da işlerimiz çok güzel gidiyordur, hemen şöyle bir düşünce kaplar. Bu kadar güzel yolunda gitmez işler, mutlaka başıma bir şey gelecek. Neden? Çünkü böyle kodlanmışız, kodlanmışız biz bu zamana kadar. İşte biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu bakış açılarının değişmesine vesile olmaya çalışıyoruz bu sistemlerle. Araya gireyim, İzleyicilerimiz birazcık e, yaşadığınız, size gelen bu vesileyle bu şekilde bakanlar var ise birazcık yaşadıklarınızı, anılarınızı birkaç varsa aklınıza gelen paylaşmanızı. Ben alın. her zaman Size e, ulaşmıştır. Bu tabii ki. Farklı bir şey şeydedir. Siz onu bu motivasyon ile farklı bir yöne çekmişsiniz. Yaptığımız diye. atölyeler var. Yaptığımız çalışmalar var. Seanslar var, eğitim var, eğitimler var. Mesela bir tanesinden bahsedelim. Akleden kalp atölyesi yapıyoruz. Neden akleden kalp Duyduğumuz bir şey değerli izleyicilerimiz akleden kalp ama e, Hülya Hanım biraz daha eğitimini ve yaşadıklarını anlatırsa herhalde daha iyi anlayacağız. İnşallah. Şimdi şöyle normalde biz e, akıl mevhumunu beyinden ibaret olarak biliyoruz öyle değil mi? Çünkü bugüne kadar öyle anlatıldı. Düşünen organımız beyindir. Akıl orada çünkü. Ama Cenab-ı Hak Haç Suresi 46. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki? orada olanların akledecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Ama lakin diyor sadece gözler körleşmez. Göğüsteki kalpler de körleşir. Bunun gibi birçok ayet var ve Cenab-ı Hak şöyle diyor. Yani müfessirlerin tefsirlerine göre konuşalım. Akıl mevhumunun, düşünme mevhumunun akleden kalp diye tabir edilen batini kalpte gerçekleştiği anlatılıyor. Dolayısıyla ilk olarak kişinin değişmesi ve dönüşmesi gereken yer Akleden kalbidir, batini kalbidir. Neden? Çünkü batini kalp normal kalbimizin iki parmak altında bulunuyor. O batini kalp imanın merkezidir. İmanın merkezi olan yer ne kadar kuvvetlenirse kişinin bilinçaltına giden düşünceler de o kadar kuvvetlenir. Hatta biraz daha açalım başka bir ayetle örnek vereyim ne demek istediğimizi. Cenab-ı Hak güneş için ayet-i kerimelerinde ziya, ay içinde nur kelimelerini kullanır. Nedir? Güneş ışıktır yani. Hiçbir yerden ışık almaya ihtiyacı yoktur güneşin. Zatında aydınlıktır. Ama ayın ışık alması için neye ihtiyaç vardır? Nurlanmaya. Güneşten o ışığı alıp nurlanmaya ihtiyacı vardır. Öyle değil mi? İşte batını kalp için ışık kelimesi beyin içinde nur kelimesi kullanılır. Bu ne manaya geliyor? Batini kalpten <laughs> batini kalpten çıkan düşünceler bu ışıkla akla gider, beyne gider, nurlu düşünceler ortaya çıkar. Batini kalpteki ışıkla çıkan hissiyatlar vicdana gidince de nurlu hissiyatlar ortaya çıkar. İşte o zamanda hem vicdanda hem de bilinçaltında değişim ve dönüşümler başlar. Neden? Çünkü bilinçaltımıza yerleşen her bir olumsuz kodlama batini kalbimizde yaralar açar. Öncelikle işte bu batini kalpteki bu yaraları temizliyoruz bu ışıkla. imanlarımızı kuvvetlendirerek bir iznilla. Sonrasındaki kuvvetlenen ışıkla da ne yapıyoruz? Bilinçaltındaki düşüncelerin değişim ve dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Hani örnek istediniz ya, bana en çok gelen şu şekilde oldu. Hocam dediler, hani birçok şey uygulamamıza rağmen, bilinçaltı temizliği yapmamıza rağmen bir süre sonra... Tekrar nüksetti yaşadığımız kodlamalar, o olumsuz kodlamalar. Nedendir diye çok soru geliyor. Şöyle açıklıyoruz işte. Asıs esas düşünen yer akleden kalp olduğu için ilk olarak akleden kalbin değişmesi lazım. O değiştiği zaman bilinçaltındaki kodlamaların değişmesi söz konusu oluyor tam manasıyla. Yani biz toplumda her şey beyinde başlar, beyinde biter düşüncesi vardır. Evet. Sizin bu söylediğinizde kalp ve beynin iletişimini mi sağlayacağız? Aynen daha öyle. Daha Biraz gidersek. daha açalım. teknik değil ama açıklayarak gidersek Hatta, bunu yapmamız lazım. Eee Hartmet Enstitüsü'nden Doktor Rolin McRate kendisi bir bilimsel teori geliştiriyor. Normalde biz hani hep beynin kalbe sinyal gönderdiğini bugüne kadar öğrendik ya. Evet. Kendisi şöyle bir teori geliştiriyor. Esas diyor kalpten beyne gün içerisinde çok fazla veri gidiyor. Bunu da şu örnekle açıklıyor. Mesela diyor kalp üzüldüğü zaman nefret ettiği zaman, öfkelendiği, acıdığı zaman veya kırıldığı zaman beyne o sinyalleri gönderir ve beyin ne yapar? Stres hormonu sargılamaya başlar. Ya da diyor kalp sevinir, mutlu olur, neşelenir. Yine kalbin ritmi değiştiği için beyne sinyal gönderir. Beyin bu sefer de mutluluk hormonu salgılamaya başlar. İşte bu yüzden diyor esas bilgileri gönderen yer kalptir diyor. Tabii onlar maddi kalpten bahsediyorlar ama biz biliyoruz ki ayet-i kerimelerden bunun esas yeri akleden kalp dediğimiz batili kalptir. Hatta bununla ilgili çok güzel sözler var. Mesela Confucius der ki fikir kalpten aldığı hızla ilerler. Ya da Geylani Hazretleri der ki her kalp kendi çiçeğinin kokusunu verir. Yani bununla ilgili çok fazla sözler var. Aslında unutturulan gerçeklerden bir tanesi. Esas düşünen yer neresiymiş demek ki batini kalp dediğimiz Akleden kalp, akleden kalpteki yaralar sarıldığı zaman, akleden kalpteki değişim ve dönüşümler başladığı zaman bilinçaltında gerçek manada değişim ve dönüşümler başlıyor. İşte biz buna vesile olmaya çalışıyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Akleden kalp atölyemiz bunun için olan bir atölye. Çok güzel değişimler, dönüşümler yaşıyoruz. Yani açık alan fobisini yenen kardeşlerimiz, ee, yükseklik korkusunu. Bunun gibi birçok işte panik hatanı yenen kardeşlerimiz veya da kendini sevmeye başlayan. Hatta bir tane danışanım şöyle söyledi. Hocam dedi bu akreden kalp atölyesinden sonra aynaya baktım da dedi ben gerçekten güzel bir kadınmışım dedi. Ben işte de bugüne kadar demek ki aynaya bakmıyormuşum. Kendimi sevmesini öğrendim. Kendime değer vermesini öğrendim. Başkanım efendinin yaşı? 35. 35, 35 yaşında. Hayır, hayır, hayır. Şimdi kişi zaten kendine değer verdiği zaman da kainata nasıl bakacağını anlamaya başlıyor. Çünkü bizler birer mucizeyiz öyle değil mi? Yaratılış itibariyle bizler birer mucizeyiz. Cenab-ı Hak yine Tin suresinde şöyle buyuruyor. Biz sizi Ahsen-i Takvim üzere yarattık. Ahsen-i Takvim ne demek? Her şeyin en güzelini yapabilecek kabiliyette olmak demek. Bu ne manaya geliyor? Her insan her şeyi başarabilir manasına geliyor. Ama bize öyle unutturuldu ki bazı şeyler. Kendimize sürekli ket vurduk. Kendimizi sürekli bir labirentin içine hapsettik. zincirlere hapsettik. Ben bunu başaramam. Ben bunu yapamam. Hayır ben buraya kadar yapabiliyorum. Daha fazlasını yapamıyorum. Allah bana bunu reva görmüş. Benim kaderim buymuş gibi gibi kurban psikolojisine girebiliyor insanlar. Kurban rolünü benimseyebiliyorlar. Çünkü neden? Unutturuldu bize mucize olduğumuz. Ama biz ne yapıyoruz şimdi işte insanlara mucize olduklarını gösteriyoruz. Mucize olan insan her şeyin en güzelini yapabileceğini anlıyor. Çünkü Cenab-ı Hak bizzat söylüyor, ben sizi diyor bunu yapabilecek kabiliyette yarattım. Hem dünya hayatı için söylüyor bunu, hem ahiret hayatı için söylüyor. Yani hem insan olma açısından hem de kul olma açısından her şeyi başarabilecek kabiliyetteyiz. İşte, işte biz insanlara sadece bunu gösteriyoruz. Bunu keşfeden insan da her şeyin üstesinden gelebileceğini görüyor. En Hani en önemlisi şu, düşünce sistemini değiştiriyor. Çünkü güne güzel bir söz var denir ki, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. İşte biz buna uğraşıyoruz. Hayatlar güzelleşsin, bakış açıları güzelleşsin. Çünkü yaydığımız enerji tamamen bununla alakalı. Hani biz o güzel enerjileri kainata yaydığımız zaman, o güzel niyetleri kainata yaydığımız zaman, kün emrinden sonra ne oluyor? İlahi düzen o güzel düşüncelerimize göre seyretmeye başlıyor. Hani konuşmanın ortasında dedik ya korktuğumuz başımıza geldi diye. Halk tabirinde böyle. Astrolojide buna gerçekleşen kehanet derler. İlmi açıdan da Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ben kulumun zannı üzereyim. O beni nasıl zannederse ben ona öyle muamele ederim. Şimdi burada ne oldu? Düşünce sistemim korku üzerine işlediği için ilahi sistemde o şekilde devreye girdi ve korktuklarım başıma geldi. İşte biz de diyoruz ki arkadaşlar korktuğunuz başınıza geliyor madem bunu bizzat yaşıyorsunuz o zaman güzel şeyler ummaya başlayın. O zaman düşüncelerinizi güzelleştirin, niyetlerinizi güzelleştirin, kaderiniz değişsin. Değerli bir dostum korkuları ve şüpheleri yönetmeyi bilirsek başarının ve hedefin geleceğini söylerdi. Anlattıklarınızdan da o başlığı ben almaya çalıştım. Aynen öyle çok doğru söylediniz. Yenemeyiz ama şüpheleri ve korkuyu yönetiriz der idi. Yenebiliriz. Yenebiliriz. Çünkü korku sadece beynin bir oyunudur. Biz kainatta yaratılan her şeyden daha üstün bir konumdayız. Çünkü Cenab-ı Hak bizim için ne diyor? Eşrefi mahlukatsınız siz diyor. Yani yaratılmışların en şereflisi. E dolayısıyla da ahseni takvimde yaratmış o zaman ben her şeyi başarabilirim. Korkunun da üstesinden gelebilirim. Hangi olumsuz siyatin ve kodlaman varsa hepsinin de üstesinden gelebilirim. Ama burada önemli olan nedir? Benim inanmam. Ben inanacağım bunların olacağına. Ben inanacağım başarabileceğime. Her şey benim düşüncemle şekillenecek. İşte o zaman da kaderin değiştiği noktaya geleceğiz. Burada tabii bazı sorular geliyor. Kaderi Allah yazmıyor mu? Nasıl biz değiştireceğiz diye. Hemen kısaca buraya da değinelim. Şimdi tabii ki nedir kader? 2'dir. Evet. Değil mi? İki kader vardır. Bunlardan bir tanesi külli kader, bir tanesi cüz'i kader. Evet. Külli kadere tabii ki biz müdahale edemeyiz. Doğumumuz, hangi anne babadan doğacağımız, boyumuz, işte doğacağımız ülke gibi 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 bunlar külli kader bölümüne girer. Burada bizim müdahale hakkımız tabii ki yok. Ama bir de cüz'i kaderimiz vardır. Cüz'i kader de tamamen bize verilen seçme duygusuyla alakalı bir durumdur. İşte burada biz diyoruz ki korktuklarınızla kaderinizi oluşturup kendinize hani korktuklarınızın başına başınıza gelmesini sağladığınız gibi umduklarınızla da kaderinizi değiştirip Umduklarınızın başına gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu tamamen cüz'i kaderle alakalı bir durum. Demek ki neymiş kişi bakış açısını güzelleştirirse, düşünce ve niyet sistemini güzelleştirirse cüz'i kaderi de ona göre şekillenecek. Çünkü Allah hiç kimseyi bu dünyaya dert, tasa, sıkıntı çeksin diye göndermedi. Bir konu başlığımız daha var. Buyurun. Ben notlarından da bakıyorum. Size nasıl ulaşacaklar? Akabinde de size ulaşamadı, gelemedi, vakti yok. Ankara dışında, Türkiye genelinden bu işleri yapıyorsunuz. Akabinde de evinde nasıl kendini motive edecek? Evindeki uygulamalar nedir? Bak, hı hı. Biraz zaman iyi kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Şimdi Türkiye geneli dünya genelinde çalışıyoruz. Çünkü online yapılıyor çoğu sistemimiz. O yüzden ister Türkiye ister Avrupa ülkeleri hiç fark etmiyor. Her taraftan rahatlıkla ulaşabilirler. Ben Ankara'dayım. Yüz yüze gelip tanışmak isteyen olursa tabii ki Ankara'da da hani yaşıyorlarsa şayet ofise gelip tanışabilirler. Dolayısıyla her kesime, her şekilde, her bölgeye hitap etmeye çalışıyoruz. Tabii ki e, mail adresimi, Instagram adresimi, telefon numaramı hepsini verebilirim. Şu an mı verelim? Verelim. Instagram adresim Carpe Diem Akademi. Telefon numaram 0552 417 06 54. Ankara'da 3K Kırmızı kafede, kırmızı kitap kafede e, çalışıyoruz. Yüzde eğer görüşmek isterlerse oraya gelebilirler. Onun dışında ne dediniz? Evde neler ne yapılabilir? yapılabilir diye sordunuz. Çünkü hakikaten konu çok derin, konu çok uzun. İnşallah çok daha farklı zamanlarda daha detaylı bilgiler vererek bunları biz anlatmaya çalışırız. Evde diyelim ki kişi, şimdi biz sonuçta ne dedik? Bunlarla kendini geliştirecek, kendini motive edecek, olumlu düşünmeye çalışacak, kainata pozitif enerji yaymaya çalışacak. Peki hep bana gelerek mi bunu yapacaklar? Tabii ki hayır. Instagram sayfamı takip ettiklerinde görecekler ki evde yapabilecekleri birçok sistem var. Evde nasıl pozitif olabilirler. Tabii ki evde kendilerinin enerjilerini nasıl yükseltebilirler? Mesela sabah kalktılar. Gözlerini açtıkları zaman ilk yapacaklar yapacakları şey Bismillah'la güne başlamak. Neden? Çünkü Bismillah'taki Allah lafzı kapsayıcı bir isimdir. Allah'ın bin bir ismini kapsar. Benim o gün hangi isme ihtiyacım varsa o ismin tecellisine vesile olmuş olur. Gözlerimizi Bismillah'la açtık ve niyetlerimizi aldık. Ya Rabbi bugün ne yaparsam senin için yapıyorum. Kalktık aynanın karşısına geçeceğiz. Ayna karşısına geçmek çok önemli. Kişi kendi gözlerinin içine bakarak kendini motive edecek. İlk soracağı soru şu. İsmi neyse mesela sizden bahsedelim. Nasılsın Serdar diye kendinize soracaksınız. Vereceğiniz cevap ama üç tane. Nedir? Muhteşemim, harikayım, mucizeyim, elhamdülillah. Neden? Çünkü bu kelimelerin enerjisi yüksektir. Bu kelimeleri kullanan insanlar, insanlar hem kendilerine hem de kainata faydası olabilecek insanlardır. Üç evet e aynen e öyle. E aynen öyle. Üç kelime neydi? Muhteşemim, harikayım, mucizeyim elhamdülillah. Bana soracak olsanız ben mucizeyim elhamdülillah'ı tercih ediyorum. Bunun dışında iki dakika süreyle. Tam bu iki göğsümüzün ortasında timüs bezi vardır. Timüs bezi bütün vücudun orkestra şefi hükmündedir. İki dakika süreyle timüs bezi çalış diye üç defa komut vererek timüs bezini çalıştırabilirler. Bunun başka bir çalışma yöntemi de var. Dil damağa değdiği zaman da timüs bezi çalışır. Nasıl değdirebiliriz? Burada da zikirler devreye girer. La ilahe illallah. Bununla çalışır. Nestağfirullah. Bununla çalışır. Neşhedü en la ilahe illallah. Kelime-i şehadet. Bununla çalışır. Ne yapabiliriz? Bununla da timüs bezini çalıştırarak mutluluk hormonunun yine devreye girmesini sağlayabiliriz. Bir de çok güzel bir mottomuz var. Yani güzel bir cümlemiz var. Gerçekten dua niyetinde. Hani çoğunlukla insanlar cümle temizleme cümlesi, olumlama cümlesi şeklinde kullanırlar ama ağzımızdan çıkan her bir cümle dua olduğu için biz dua diye nitelendiriyoruz bunu. Nedir? Bugünün tümü bize kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla gelir bir iznillah. Her şey Allah'ın izniyle çünkü. Bu dört tane maddeyi yaparak o günü enerjilerini yüksek olarak geçir, geçirebilirler. Bu gerçekten motivasyonlarını sağlamlaştıracaktır. Ama şöyle bir şey var. Bir kere yaptılar. Ya hiçbir şey olmadı. Bunu soracaktım. Ne kadar devam edecek? Söyle en az, en az 21 gün. Neden? Çünkü alışkanlıklar kişinin yaşına, kabiliyetine, aldığı olumsuz kodlamalara, işte e, köklü olan inançlarına göre değişkenlik gösterebilir. En az 21 gün olur, en fazla 40 güne kadar devam eder. İç sesleri şunları söyleyebilir. Ya sen ne yapıyorsun? Bu yaptığın çok saçma. Hikayemi okuyorsun burada. Yapma böyle şeyleri. Gerek yok. Sen buna değmezsin. Sen zaten hak etmiyorsun güzel yaşamayı gibi 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 içten çok fazla ses gelebilir. Tamamen kulaklarını tıkasınlar ve yapmaları gerekeni yapsınlar. Emin olsunlar ki niyetlerinin ve düşüncelerinin şekline göre Cenab-ı Hak ikram edecektir onlara bütün güzellikleri. Bir de özel bir sorun var. Bizim yaşam koçu, motivasyon konuşmacısı, eğitim ve seminer veren çok arkadaşımız var. Türkiye genelinde bizim gazetemiz, televizyonumuz, editörlerimiz, muhabir arkadaşlarımızla noktalarında var. Efendim sizi niye seçecekler? Çok net özel bir soru soruyor. Evet. Yani farkımız nedir? Çünkü yani şöyle, eğitim farkı mıdır? Ekonomik fark mıdır? Daha mı çabuk süreç işler? Hedefe daha mı çabuk ulaşır? Biraz da bunu benim şahsi bir sorum olur. Şimdi şöyle, öyle bir iddia hiçbir zaman yapmam. İlla bana gelsinler, beni tercih etsinler. Ben bunları yapıyorum hiç girmem. Benim vazifem sadece anlatmaktır. Ulaştıracak olan Allah'tır. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Bununla ilgili ben aynı zamanda anaokulunda din dersi öğretmeniyim. Şimdi ne oluyor? Anaokulunda çok bazen böyle ağlayan, huysuzluk yapan, işte ortama ayak uyduramayan çocuklar oluyor. Hemen bana getirirler. "Neden? Hocam sen bunu sakinleştirirsin. Özel bir şey mi yapıyorum?" Hiçbir şey yapmıyorum. Biliyorum ki orada onu sakinleştirecek olan esas kimdir? Allah'tır. Benim vazifem nedir? Onu sakince bağrıma basmaktır. Sadece bağrıma basarım. Başka hiçbir şey yapmam. Çocuk sakinleşir ve sınıfına yeniden gider. Ben bunu yapıyorum. Ben sadece yapmam gereken hizmeti yapıyorum. Takdiri de Allah'a bırakıyorum. Ha, peki böyle oldu insanlarda. Beni buldu. Ben anlattım vazifemi yaptım. Cenab-ı Hak sesimi ulaştırdı ve insanlar bana geldi. Ben de ne bulacaklar? Hani onu anlatalım madem öyle. Ben de bulacakları şey yapmaya çalıştığım iki yönlü hizmettir benim. Çünkü kuş tek kanatla uçamayacağı gibi veya işte uçak tek kanatla gidemeyeceği gibi insan da öyle. Tek taraflı ilerleyemiyor. Hem maddi cesetine hizmet etmek lazım hem ruhuna hizmet etmek lazım. Yaptığım ister enerji çalışmaları olsun ister maneviyatlarına hizmet olsun iki yönlü hizmet etmeye çalıştığım için insanlar çok daha fazla mutmain oluyorlar. Çok daha fazla feraha ererek bir iznillah ayrılıyorlar. Bundan dolayı da mesela manevi atölyelerimiz var. Her cuma akşamı şimdi perşembe aldık gerçi. Her perşembe akşamı saat 21'de manevi atölyelerimiz oluyor. Tamamen ücretsiz bu atölyeler. Tabii kadınlara özel. Orada da ne yapıyoruz? Bu yönlerine destek veriyoruz. Bu yönlerini geliştiriyoruz. E sonra enerji sistemleriyle işte ruhlarına dokunmaya çalışıyoruz. Bilinçaltlarına dokunmaya çalışıyoruz. Akleden kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Yani tam anlamıyla sarıyoruz insanları. Tek yönlü hareket etmiyoruz. Gelen insanda her açıdan tatmine ulaştığı için elhamdülillah gönlü ferah bir şekilde huzura ermiş, kendini keşfetmiş olarak yanımızdan ayrılıyor. Bismillah. Evet. İzleyicilerimize, okuyucularımıza son cümlelerinizle alarak programı kapatmak istiyorum. Biz ayrılan vaktin son 2-3 dakikasına girmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii böyle vakit ayırdınız. benim için çok istifadeli oldu. Seyircilerimiz, okuyucularınız hepsi de inşallah istifade ederler bunlardan. Şimdi tek söylemek istediğim benim şu Kısa olarak kendimden bahsederek ben onu söyleyeyim. Eski Hülya ve yeni Hülya tabii ki var. Hiçbirimiz birden muazzam bir şekilde hayata adapte olup da enerjilerimizi yükseltmedik. Birçok tecrübeden ortaya çıktı bu yaşanmışlıklar. Dolayısıyla ben eski Hülya'ya bakıp bir de eğitimlerden ve kendime uyguladığım sistemlerden sonraki Hülya Hülya'ya baktığım zaman söylediğim cümle şu. Hayat bana vay ki vay vay. Gerçekten bunu söylüyorum. Çünkü herkes diyor ki hocam neden bu kadar neşelisin? Çünkü bakış açımı değiştirdim. Hazreti Eyüp misali yaralarından kurtlar çıkmasına rağmen Hazreti Eyüp'ün gönlü gül gülistan idi. Olayı bakış açısı farklıydı çünkü. Şu an ne yaşarsak yaşayalım bakış açım farklı olduğu için elhamdülillah anı yaşamaya odaklayım. O yüzden karpe diem dedik ya anı yaşamaya odaklıyım Bizim için geçmiş ve gelecek yok. Şu andan ibaret her şey dolayısıyla da ne yaşarsam yaşayayım bana bir kazanımı bana bir hediyesi var bunda kalabildiğim için de hayat bana vay keki vay vay diyorum. Herkesin de hayatlarının öyle olması için ne diyoruz? Carpe Diem Akademi'ye bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum ben de çok teşekkür ediyorum Motivasyon, size. Motivasyon konuşmasıyla alakalı sendikalarda eğitim kurumlarında yapmış olduğunuz seanslar ve seminer salonlarında vermiş olduğunuz <laughs> seminerler var salonlarda. Onları da başka programda programda konuşacağız. İnşallah konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Hülya Hanım'la yaptığı işleri, konuları değerlendirdik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın